Başkan, bölgesel KGT'yi faaliyete geçirmek için bir sistem kurmuş. Sistemi aktive edince çocuklar toplanma merkezine gelecekler. Abi, toplanma merkezi nerede? İstanbul'da. Abdüley, bu işle bizzat sen alakadar olacaksın. Abi, başkanla görüşmek isteyecekler. Herkes için ayrı ayrı verilmiş güvenlik parolaları var. Bu parolaları duyunca söylediklerini yapacaklar. Tamam da abi, ne zamana kadar? Hepsi bir araya gelene kadar başkanın ölümünü gizleyeceğiz Abdüley. Toplandıklarında karşımıza alıp konuşacağız. Amaçlarında bir sapma olmadığını görünce itaat edecekler. ...24 saat içinde intikaller başlayacak Abdüley. Tamam abi.
ellerini kesiyorlar. 11, hepsi gelmiş. 11'i tutturduk. Takım mı kursak? Kızlar var. Onlar da abiyle erkek. Abi, bu çocuklarla ilgili niyetin nedir? Burada mı görev yapacaklar, kendi ülkelerinde mi? Abdüley, yaşlandık ya. Nereye yaşlandık? Yeni yeni tecrübelendik. Onu demiyorum Abdüley. Neticede ölüm var. Arkamızdan gelenleri yetiştirmemiz lazım. Farklı kültürden geliyorlar. Sen burası için düşünüyorsan, 11'i kendi arasında bile anlaşamaz. Biri Arnavut, biri Arap, biri Azeri, biri Kürt. Daha iyi Abdüley. Çocukları burada kimse tanımıyor. Geçmişleri yok. Artık kafamızı ülkenin dışına, bölgeye uzatmanın zamanı geldi. Doğru söylüyorsun abi. Neticede Cahit'i beni kim yetiştirdiyse bunları da onlar yetiştirdi. Ne fark eder kökenlerinin ne olduğu? Memati gibi, senin gibi, Kara gibi. 3 tane kimseye eyvallah olmayan adam bu yola baş koydunuz. Nasıl oldu bu? Çünkü bir ideale inandınız arkadaş. Abi Kara'yı bilmem ama Memati abiyle ben sana inandık. Arkadaşlardan 11'i birden sana inanır mı bilmem. Ama inanırlarsa bizden bile başarılı olurlar. Göreceğiz bakalım Abdüley. Bunlar kim? Yeni ekip. Bu ne ya? Herif küpe takmış. Ne var? Kadının erkek mi olduğuna karar verememiş. Bir kulağına takmış, öbüründe yok. İyi işte. Git karar vermesine yardımcı ol. Polat Alemdar, beni bunlara eğiteyim diye çağırdıysan, bak peşin peşin söyleyeyim, bunlardan bir cacık olmaz. Doğru söylüyor abi. Bunlar karının lafını falan dinlemez. O sıkar biraz. Ne demek dinlemez? Ben içeri adımımı atayım. Şu kızlar dışında hepsi esas duruşa geçmezse, dile benden ne dilersen Abdüley. O kadar. Rahat arkadaşlar, rahat edin, rahat edin. Aman rahatınızı bozmayın. Hele böyle içeri bir büyüğünüz girmişse hiç bozmayın. Şş. Sen bir şu elini bir uzat bakalım. Sizler de bir uzatın bakayım. Uzat. Siz hangi akademiden, hangi dönem mezunusunuz böyle yüzükler falan? Ha? Gülmenizi anladık. Biz çok akademi mezunu gördük. Öyle kurşun atılınca kaçacak delik arayan. Senin o kulağındaki ne? Küpe. Oğlum, sen kendi kulağını deleceğine, düşmanlarının kulağında delik açsana. Ben çok delik açtım. Bu küpe de onun hediyesi. Yediğim kurşunu erittim, kulağıma küpe yaptım ki dostumu düşmanımı ayırt edeyim. Hadi bakalım.
Küpeli hariç bunlardan bir cacık olmaz. Hayda. Nerede bunlar ya? Allah Allah. Biz ne zaman başkanla görüşeceğiz? Başkanla? Yakında. Görevle ilgili malumatınız var mı? Görevle ilgili malumatımız var tabii. Bir, soru sormayacaksınız. İki, sorulan sorulara cevap vereceksiniz. Üç, ne denirse yapacaksınız. Sen her söyleneni yaptın mı? Hiç itiraz ettiğin olmadı mı? Ben o kadar çok savaştım ki hiç emir sorgulayacak vaktim olmadı. Bir de hep tek çalıştım. Yani yanımda kimse olmadı ki itiraz edeyim. Siz şimdi beni boş verin de, tim komutanı hanginiz? Biz ilk defa birbirimizi görüyoruz. Nasıl yani? Bu Polat Alemdar sizin hepinizi ayrı yerlerden mi seçti? Polat Alemdar mı? Cahit. Bunları nereden topladınız? Abi birini Bosna'dan, birini Suriye'den, Arnavutluk falan. Bölge ülkelerinden işte. Lan dalga geçme benimle. Bunların hepsi benden iyi Türkçe konuşuyor. Abi, ihtiyarlar bunları özel yetiştirmiş. Belli bir yaşa kadar burada büyütülüp sonra ülkelerine gönderilmiş. Vay anasına. Ulan bu ihtiyarlardan korkulur ha. Peki Polat ne yapacak bunları? Ne bileyim abi. Ben de senin gibiyim. Bilmiyorum. Aman. Neyse ne ya. Bana ne? Daha iyi oldu. Bunlar gelmişken ben de emeklilik dilekçemi veririm Polat Alemdar'a. İyi oldu, iyi. Niye talebelerinin başında değilsin? Şimdi benim talim terbiyeme değil bu 10 lavuk. Bir Allah'ın kulu dayanamaz da. 10. Niye 10? Hangisini beğendin? Beğendim diye bir şey yok da. Şu küperinin biraz gözü kara. Görüyor musun Abdüley? Birini şimdiden beğenmiş. İki gün birlikte kalsalar, üçünü daha beğenecek. Hele bir de operasyona girseler, 11'ini birden beğenir. Operasyon mu? Abdüley, sen al bu çocukları sinemaya götür. Şöyle güzel bir operasyon filmi de bul, bunlara seyrettir. Yazıktır bunlara. Niye ölsünler? Bir de o kadar Türkçe öğrenmişler. Değil mi? Görürüz kara. İçinizde benim kim olduğumu bilmeyen var mı?
Hepiniz hoş geldiniz. Cahit sizinle ilgili tüm bilgilere hakim. Nerede kalacağınız başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarınızla ilgilenecek. Hızlıca yerleşin. Birlikte ilk operasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Biz seni tanıyoruz ve sayıyoruz. Ama ben bugüne kadar başkandan başkasından emir almadım. Beni tanıyorsan, sizi yanlış bir işin içine sokmayacağımı da bilirsin. Polat Alemdar, benim en büyük kahramanım sensin. Senin örneklerinle yetiştirildim. Burada senin gibi bir efsaneyle beraber operasyona gitmek istemeyen de yoktur sanırım. Ama sen de bilirsin ki, mühür sahibi değilsen, sen bile olsan itaat etmeyiz. Sizi buraya çağırabildiğime göre, mühür sahibi benim. Başkanın isteği olmadan sizi bulabilme, buraya getirebilme imkanım var mı? Ha? Peki bunları bize başkan neden kendisi söylemiyor? Şu anda ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Çok önemli bir görevi başarabilmek için sizlere ihtiyacım var. Bu operasyondan sonra merak ettiğiniz bütün sorularınızın cevaplarını alacaksınız. Operasyonun kapsamı nedir? Türkiye'de mülteci kampları var biliyorsunuz. Suriye'den kaçan mazlumlar bu kamplarda yaşıyorlar. Görevimiz bu kamplarda sivilleri hedef alan ajanları bulup kampın dışına çıkarmak. Ben varım. Ben de. Senin sözün benim için mühürdür. Ben de varım. Geri kalanların karar vermesi için 5 dakikaları var. 5 dakika sonra çıkış yapacağız. Abi, geri kalanlar gelmezse? Gelmeyecek adamı buraya seçmezler Abdülay. Hepsi gelecek. Polat Alemdar, bana bir diyeceğin yoksa ben kaçtım. Sniper işini ne yaptın? İşte gidip ona bakacağız şimdi. Kara, bu mevzu benim için çok önemli. Tamam, anladım. Merak etme. Abi 9'u geldi. 11'de 2 fire var. Küpeli geldi mi? Geldi. E o zaman gidin, daha ne bekliyorsunuz? O hepsine bedel. Hadi eyvallah. Tamam Abdülay, gidiyoruz. Thank you.
Kapıda nöbet tutan polislere haber verildi. Birazdan geçmeniz için kapıyı boş bırakacaklar. Ama içeride adamlar kendi kontrol noktalarını oluşturmuşlar. Oradan sızarken görünmemeniz lazım. Hadi arkadaşlar. Hadi siz de arabaya geçin. Sigaranız var mı? Sigara verecek misin, vermeyecek misin? Benim sigaram değerli. Değeri neyse veririz. Arkadaşın da tiryakiyse o da gelsin. Benim arkadaşta da var. Saat 12 önünde, ikinci çadırın önünde iki adam oturuyor. Silahlı. Onları etkisiz hale getirip sorgulayın. Vay, 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 vay. Şuradaki. Karşıdan üçüncü evde. Hedef yeri tespit edildi. Dikkatli olun. Kızlar önden gidecek, siz süpüreceksiniz. Maza, şu kulu kumune. Kutuli kunu banu. Yezim eşuh Mahmud. İntezuru Esad. Mincava.
İnti hemşi. İnti hal iki. Şöbettek. Kul ail timatu. Erid uharib. Ma min tuharibin? El-Asad? Velle mal muarizin? Urid en etekellem maad. Duli bahtek. Ya? Yallah. Etkellem. Fil gurfel uhra. Dışarıdakilere söyle silahlarını bıraksınlar. Silahlarınızı bırakın. Yoksa arkadaşınız ölür. Gitmelerine izin verin. Kimin için çalıştığını gör. Zorda kalınca devletin seni bir başına bıraktı. Ama merak etme. Ben seni yalnız bırakmayacağım bu gece. Zorun amel bab. Esfer.
Hepinize teşekkür ederim. Üzerinize düşeni başarıyla yerine getirdiniz. Polat Alemdar, sıra senin üzerine düşeni yapmanda. Operasyondan sonra sorularımızı cevaplayacağını söylemiştin. Başkanla ne zaman görüşeceğiz? Yarın. Yarın sizleri seçen kişi gelip sizlere gerekli bilgiyi verecek. Her türlü sorunuzu bizzat cevaplayacak. Arkadaş, Polat Alemdar'la operasyon yapma şansı bulmuşsun. Keyfini çıkar. Ben buraya keyif sürmeye gelmedim. Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Yarın Naip gelecek dedi. Gelmezse ona göre hareket ederiz. Ben bugün yeterince yoruldum. Siz çene çalmaya devam edin isterseniz. Ben yatacağım. Eşref Bey size gerekli açıklamayı yapmak için geldi. Buyurun. Arkadaşlar, sizleri görmeyeli uzun zaman oldu. Hepinizi başkan adına bizzat ben seçtim. Yetişmenizle alakadar oldum. Şimdi söyleyeceklerim sizleri üzecek. Ama gerçeği bilmeniz lazım. Başkan suikaste uğradı. Maalesef kaybettik. Ne? Nasıl? Nasıl olur bu? Olamaz. Bunu bize neden daha önce söylemediniz? Ne demek istiyorsunuz? Kim buna cesaret edebilir? Bunu neden şimdi öğreniyoruz? Polat Alemdar bize nasıl ulaştı? Sistemi de ona ben gönderdim. Başkan öldürülmeden önce hepinizi Polat Alemdar'ın liderliği altında toplamaya karar vermişti. Yeni başkan Polat Alemdar mı olacak? Arkadaşlar, yeni başkan ben değilim. Yeni başkan seçildi mi? Evet, seçildi. Bundan sonra ne olacak? Ben sizlerle birlikte rahmetli başkanın idealleri uğrunda çalışmaya hazırım. Sen yeni başkanın otoritesi altında değil misin? Henüz kararımı vermedim. Seçim yapma hakkın mı var? Biz böyle emin etmedik. Yeni başkan kimse ona itaat etmemiz gerekir. Arkadaşlar, Polat Alemdar'ı hepimiz tanıyoruz. Ben ona güveniyorum. Bizi yanlış yola sokmayacağına eminim. Ben yemin ettim. Yeminim de ihtiyarlara hizmet etmek için. 2000 yıllık töremizi bozamayız. Polat Alemdar için bile olsa. Arkadaşlar, yeni başkan kim onu bile bilmiyoruz. Belki o da Polat Alemdar'la çalışmamızı isteyecek. Başkan istesin çalışalım. Ama ben arkadaşımıza katılıyorum. Töreyi bozamayız. Arkadaşlar, unuttuğunuz bir şey yok mu? Eşref Bey, başkanın suikast sonucu öldüğünü söyledi. Belki bizi de öldüreceklerdi teker teker Polat Alemdar bizi buraya toplamasaydı. Yolundan çekil Eşref Bey. Ben gidiyorum. Benim düşüncem senin için bir şey ifade etmiyor mu? Eşref Bey. Sen bu tarafa gel. Çocuklar kendileri karar verecek. Arkadaşım dur bir beni dinle. Sonra gitmek istersen yine gidersin. Ya arkadaş bir dur dedim. Dur! Baskın! Dikkat baskın!
Kapatın kapıyı! Dayan, kurtulacaksın. Arkadaşlar... Sonra emanet. Gel gel. Kaldır. Hadi. Mücahit maskeler. Tamam abi. Gel sen benimle. Orayı kır. Çatıya. Roket var. Sen de. Koruyun onu. Ben arkamızı kolla. Sakin olun. Beni dinleyin. Arkadaşlar. Sakin. Çatışarak geri çekileceğiz. Göreviniz... öldürmek değil, hayatta kalmak. Bismillah. Çatıyı ele geçirin. Geç. Geç. Aşağı inin. Çekiliyoruz. Aşağı inin emri geldi. Çekiliyoruz. Daha yeni başladık. Nereye gidiyoruz? Gel. Beni koru. Gel. Arnavut. Şimdi. Hadi. Geç. Hadi bitir işini, gidelim. Çok istiyorsan sen git kardeş. Benim işim daha bitmedi. Lan lafa tuttun, beni vuramadım. Hadi!
Peşlerinden gidin, kaçıyorlar. Herkes burada mı? Çatıdaki çocuklar nerede? Abdülecaid, çocuklar sizde. Eşref Bey, sen Abdüle'nin yanından ayrılma. Efendim Zülfikar Ağa. Can Polat, Sünni kardeşlerin bulunduğu yer basılmış. Zülfikar Ağa, sen de Zaza da adamlarınızı oradan çıkarın, güvenli bir yere gidin. Tamam Can Polat. Abi, Eşref Bey'in aracına takip cihazı yerleştirmişler. Beni mi takip etmişler? Muhtemelen uzun süredir takipteydiler Eşref Bey. Abi, bu işi kim yaptı? Bulacağız, bulacağız Akif. Kim yaptıysa elbet bulacağız. Bir şey var mı Cahit? Abi bunlar profesyonel. Parmak izleri bile yok. Ameliyatla silinmiş. Cahit, hepsinin yüzlerini tarayacaksın. Bakalım hangi istihbarat servisinin elemanları çıkacak. Tamam abi. Muhaberatın ekibi olabilir. Olabilir Eşref Bey. Polat, bu iş üzerindeki baskıyı arttıracak. Artık başkanı oyalayamam. Timi senden alacaklar. Eşref Bey, ben kaçırılanları geri almadan, bu çocuklara intikamlarını alma fırsatı vermeden kimse benden bir şey alamaz. Arkadaşlar, daha ne kadar böyle oturup bekleyeceğiz?
Daha iyi bir fikrin mi var? Var. Sen örgütü biliyorsun. Arkadaşımız El Muhabirat'ı biliyor. Burada nerede buluruz söyleyin, gidip kurtaralım arkadaşlarımızı. Arkadaş, biz de senin gibi bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama kendi başımıza hareket edemeyiz. Polat Alemdar, emrim olmadan hiçbir şey yapmayacaksınız dedi. Biz Polat Alemdar'ın emrine girdik de benim mi haberim yok? Girmedin de burada ne işin var? Polat Alemdar arkadaşlarımızı kurtarmak için ne yapacak onu görmek istedim. Ama anlaşılan biz bir şey yapmazsak arkadaşlarımız kurtulmayacak. Arkadaşlar, bizim de bir taraftan arkadaşlarımızı aramamızın ne sakıncası var? Hayırdır gençler? Ne konuşuyorsunuz? Polat Alemdar'ın cömert olduğunu söylediler ama biz burada açlıktan ölüyoruz. İstediğiniz yemek olsun. Şimdi ararım getirir çocuklar. Polat Alemdar, bir hata yaptık. Çocukları toplayıp tehlikeye attık. İkinci bir hata yapmayalım. Ne diyorsun Eşref Bey? Çocukları başkana teslim edelim mi diyorsun? Biz vermesek bile öyle ya da böyle çocuklar kendilerini yetiştiren yere dönecekler. Onlar dönmese başkan mutlaka alacak. Eşref Bey, bakın bunun zamanı değil. Kaçırılan çocukları kurtaralım. Ondan sonra başkanla görüşüp bu meseleyi yoluna koyacağım. En azından durumu bildirelim. Sen bildir Eşref Bey. Benim çocukları bulmam lazım. Alemdar size işkenceye dayanma tekniklerini öğretmiş mi? Bir bakmaya geldim. Bu kadar meraklı adamsın. Bu merakla Polat Alemdar seni fazla yaşatmaz. Ama ben sizi yaşatacağım. Size kolay ölüm yok. Tavutlukları getirin. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Bir derdin mi var? Öyle de denilebilir abi. Manita meselesi değil mi? Evet abi. Bak peşine söyleyeyim. Biz kurum içi ilişkilere sıcak bakmıyoruz. Sırt sırta çarpıştığın arkadaşların olmaz. Yok abi, ne alakası var? Benim kız memlekette. Otur bakalım. Bu işin birinci kuralını söyledim. İkinci kuralı da mesleğimiz belli. Kız arkadaşım bunlara alışacak. Abi, kızın durumu biraz hassas. Merak etmiştir beni. Bir mail atsam. Oho. Hayatım, raporu Polat abiye vereceksin. Kız arkadaşına değil. Polat abi, sizin bilgisayar, telefon ve bilumum iletişim araçları kullanmanızı güvenliğiniz için yasakladı. Biliyorsun. Abi, kızın karnı burnunda. Alt tarafı bir mail atacağım. Geldim, beni en zayıf tarafımdan vurdun boşnak. Gönül meselesi olmasa hayatta izin vermezdim ama. Al bakalım. Sağ ol abi.
Koçum çekinme. Zaten ben boşnakça bilmiyorum. O değildi abi. Ben böyle yazamam. Biraz vakit alıyor. Pek ince düşünemiyorum da. Ya Erhan abin ne güne duruyor? Yaz. Zümrüdü ankam. Her ne kadar senden uzakta olsam da bil ki kalbim, beynim, varlığım senin yanında. Seninle dop dolu. Yazdın mı? Abi biraz yavaş yapsan. Oğlum depodan malzememi çıkarıyorum. İçimdeki duyguları akıtıyorum. Bak. Bak şimdi birazdan coşacağım. Dikkat et. Kelime kaçırma. Ahu gözlü. Abi burada printer var mı? Niye o? Kız resim mi yollamış? Bakayım. Ne yapacağız? Öldürürüm lan seni. Kimi öldürürüm lan? Arkadaşlar ayıp alıyor. Kimsin lan sen? Gebertirim lan. Yapmayın. Ne oluyor burada gençler? Kimi öldürüyorsun lan? Çekil. Ha? Kimi öldürüyorsun lan? Ayrılın. Hadi. Oğlum öldürürüm bak seni. Bırak beni. Bırak beni. Ha? Sizin yaptığınızı çocuk. Hadi buradayım. Bana bak. Ne oluyor? Hadi. Tamam sakin olun. Tamam sakin olun. Ayıp oluyor çocuklar. Tamam. Yakışıyor mu size? Giriş burası. İki kişi buradaki güvenliği etkisiz hale getirecek. Şu noktada güvenlik sisteminin bağlı olduğu jeneratör var. Birinin bunu etkisiz hale getirmesi lazım. Onu ben hallederim. Hı-hı. Kameralar hallolduktan sonra buradan ve buradan iki ekip halinde gireceğiz. Kolay gelsin gençler. Nereye giriyorsunuz öyle? Eren abi. Arkadaşlarımızı kurtarmamız için bir şeyler yapmamız lazım. Hayır gülüm. Sizin uslu durmanız, Polat abi ne diyorsa onu yapmanız lazım. Sen bu işe karışma abi. Senin zarar görmeni istemeyiz. Bak iyi niyetimi suistimal etmeyin. Gaddar yüzümü ortaya çıkarırsam bir taneniz kafanızı kaldıramazsınız. Abi kusura bakma. Aklınız başınıza geldi mi? Sakın bizi sağ bırakma. Sakın. Koyun tekrar. Yalvarmaya başlayana kadar da çıkartmayın. Nereye kayboldu bunlar? İki dakika burayı boş bıraktık. Üç tane çocuğa sahip olamadın. Sizi de göreceğim Abdül Bey. Yarın öbür gün o çocuklar senin parmağında oynatır, bana hak verirsin. Abiye ne diyeceğiz şimdi? Nereye gitti bu çocuklar? Abdül, bilgisayardan bir şeye baktı bu çocuklar. Oldu olacak, uydu telefonu da verseydin Erhan. Cahit, git bak bilgisayara. Bakalım bir şey bulabilecek misin? Thank you.
Efendi ne diyordu? Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa benim haberim var. Ha? Kesin ziyaret ettim. Gülüm, ince biraz daha kalsın burada. Şunları imzala, boşanma işini halledelim. Niye boşanmaya taktın ki sen? Gülüm, laf söz çıksın istemiyorum. Tamam, senin rahatsızlığını anlıyorum. Ama benim de rahatsızlığımı sen anla. Efendim Abdülay. Abi, çocuklar kaçmışlar. Ya ben o Erhan'ın... Bir bakın nereye gitmişler Abdülay. Abi, biliyoruz nereye gittiklerini. Suriye Başkonsolosluğunu basmaya gitmişler. Allah kahretsin. Hazel Elman. Kapandı konsolosluk. Sabah gelin. Elman, egoli, Elman. Latefem. Sabah gel. Kapandı konsolosluk. Ya bu, Elman, latefem. Latefem. Bu, Anadolu, Arabiya. Elman, Elman. Sabah gelin işte, kapandı. Arabiya. Ne oluyor arkadaşlar? Elektrikler gitti. Sigorta atmıştır. Baskın! Türk bakanlarına haber verin. Hemen çıkmamız lazım. Arkadaşlarımız nerede? Siz kimsiniz? Sana ne soruyorsam ona cevap ver. Arkadaşlarınız kim? Bilmiyorum ki. Muhaberatın buradaki başı kim? Efendim, emniyetten aradılar. Suriye konsolosluğu baskına uğramış. Emniyete söyleyin konsolosluğu çembere alsınlar.
Biz gidene kadar müdahale etmesinler. Peki efendim. Arapça konuşuyordu komiserim, hiçbir şey anlamadım. Siz gelene kadar bir şey yapmadık. İyi yapmışsınız. Bizden başka kimse girmeyecek. Polat Bey, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Destek verseydik. Ne diyorsam onu yapın. Tamam arkadaşlar, şimdilik beklemedeyiz. Çevre güvenliğini sağlayın. Dikkatli olun. Çocuklar hızlı çıktı. Fazla hız felaket getirir Abdü Bey. İndirin şunları. Arkadaşlar konsolosu sorguya aldılar. Siz buraya girmek için kimden emir aldınız? Ha? Deşifre olursanız ne olacağını biliyor musunuz? Her şeyi göze aldık efendim. Bunu da göze aldın mı? Nerede bu konsolos? Kadınla görüştüğünü biliyorum. Kadını nasıl buluruz? Ataşehir'de oturuyor. Abi ne yapıyorsun? Tam kadının yerini söyleyecekti. Diyelim ki kadının yerini öğrendiniz. Dışarı nasıl çıkacaksınız? He? Gel bakayım buraya. Bak bakayım. Ha? Polisi çekersen çıkarız. Başka bir emriniz? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Başka bir ülkenin elçiliğine böyle girmek savaş sebebidir ya. Niye sen girdin? İsrail size savaş mı açtı? Bana onun bedeli neyle ödetildi biliyor musun? Arkadaşlarımızı kurtarmak için biz de bedel ödemeye hazırız. Geç bu tarafa. Abi, özel birlik geldi. Girmek için hazırlık yapıyorlar. Bedel ödemesi gereken biri varsa o da benim. Arkadaşlarınız benim sorumluluğumdaydı. Peki bizi buradan deşifre olmadan nasıl çıkaracaksınız? Cahit. Kadın bu Abdüley. Kamera kayıtlarını da al. Hadi giyinin, hazırlanın. Amacımız konsolosu kurtarmak. Siz önden gireceksiniz. Siz de destek vereceksiniz. Girin. Durun. İndirin silahları. Polat Alemdar, sizin burada ne işiniz var? Bizi boşver de siz neredesiniz? Yetişmesek konsola söylüyordu.
Bunlar kim? Hangi örgüt? Öğrenince size de bilgi veririm. Sizin başka bir timiniz olduğunu bilmiyordum. Siz konsolosla ilgilenin. Yatıştırmaya çalışın. Bir sürü tantana yapacaklar. Ben ilgilenirim. Adamları sorguladıktan sonra Ankara'ya bilgi vermek lazım. Merak etmeyin. Yarın dosyayı hazırlar göndeririz. Abdüli, biz burada bekleyeceğimize o yakışıklı çocuğu gönderseydik, 2 dakikada tavlardı kadını. Artık bizim de yumuşak güç olmayı öğrenmemiz lazım. Buyur sen dene bir şansını. Senin gibiler yol açacak ki gençlerin önü açılsın. Tipim değil Abdüle. Senin tipin bu. Efendim abi. Daha bir hareket yok. Tamam Abdüle. Gözünüzü ayırmayın. Bu yaptığınızın bedelini ya siz ödeyeceksiniz ya Erhan. Karar verin. Abi ben görevimi yapamadım. Bedelini benim ödemem gerekir. Polat Alemdar, bizi boşuna yetiştirmediler. 8 kişi bir adamı atlatmamızdan daha normal ne olabilir ki? Sen bizim çıkmamızı istemesen daha kesin bir tedbir alırdın. Bir adam dediğin Erhan'la biz Türkiye'deki çetelerin kökünü kazıdık. Irak'ta senin gibi özel yetişmiş adamlardan oluşan bir orduya karşı savaştık. Siz Erhan'ı atlattıysanız bu onun size olan güvenini kötüye kullandığınız için oldu. Abi doğru söylüyorsun ama ben hata yaptım. Ofiste yeniden gençleri görünce eski günlerdeki gibi büyük bir ekip olacağımızı sandım. Onların bana böyle bir kazık atacakları hiç aklıma gelmedi. Aslında iyi çocuklar. Ama ben arkadaşları için her şeyi yapabileceklerini düşünmeliydim. Erhan abi, özür dileriz. Siz karar vereceksiniz dedin. Ben kararımı verdim. Bedel ödemeye hazırım. Evet, Polat abi. Doğru. Ben de hazırım. Hazırız. Ben de hazırım. Erhan abi kusura bakma. Hata ettik ama bizi de anla. Ne arkadaşımızın intikamı için bir şey yapabiliyoruz, ne de kaçırılan arkadaşlarımızı kurtarabiliyoruz. Şehidimizi usulünce defnedeceğiz. Ama hep beraber defnedeceğiz. Ne şehidimizin kanını yerde bırakacağım, ne de kaçırılan arkadaşlarınızı o şerefsizlerin yanında bırakacağım. Ama siz bundan sonra laf dinleyeceksiniz. Ben arkadaşlarınızı geri getirene kadar hiçbir yere kımıldamayacaksınız. Erhan'ın sözünden çıkmayacaksınız. Şimdi burada hepiniz şerefiniz üzerine söz verirseniz Erhan bedel ödemeyecek.
Abi adam geldi. Hemen çıkıyorum Osri. Ben gelene kadar açık etmeyin kendinizi. Tamam abi. Abi dört koruması var. İkisi apartmanın önünde, ikisi yukarı çıktı. O zaman sessizce gireceğiz. Adam uyanırsa mutlaka kaçmak için bir yol ayarlamıştır. Abi keşke çocukları getirseydik. Ne oldu Cahit? Dört tane muhaberat ajanından mı korktun? Olur mu öyle şey abi? Bizim artık bırak yüzümüzü, gölgemizi bile tanıyorlar. O zaman kimsenin yüzüne bakmasına fırsat verme Cahit. Sık. Hadi. Koru beni. Odaları kontrol edin. Yatağa atlamayı biliyorsun. Ama şuradan atlayacak cesaretin yok. Ben korktuğum için değil, kafana sıkmak için saklandım. Hadi canım. Şerefsizler babamın dükkanını yakmışlar. Abi Ömer baba? Ben hastaneye geçiyorum. Bu şerefsiz ben dönmeden konuşacak. Eren abi bir haber var mı? Bulmuşlar mı adamı? Müsaade edersen gazete okuyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmem lazım. Abi, okuduğum magazin sayfası. Magazin de hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Siz tabii bunları anlamazsınız. Bizim işte başarılı olmanın tek şartı
Kim, kiminle, nerede, ne yapmış bileceksin. Neler in, neler out takip edeceksin. Erhan, sorgu odasını aç. Abi, arkadaşlarımızı kaçıran şerefsiz bu mu? Evet, bu. Abi, arkadaşları bulabildiniz mi? Bunu konuşturursak bulacağız işte. Muhaberat ajanını almışlar. Sorgu için getirdiler. Aldığınız çocukları nerede tutuyorsunuz? Onlar çoktan öldü. Öldülerse nereye attınız cesetleri? Yaktık. Kül oldu. Cahit, bu baya baya çocukları vermemek için ölmeye razı. Bakalım kaç kere ölmeye razı. Niye bu kadar uzun sürdü? Adam muhaberat ajanı, boru değil. Elbet biraz direnecek. Adamın durumu iyi değildi. İnşallah ellerinde kalmaz. O şerefsizi bana verselerdi iki dakikada konuştururdum ama. Senin yaşın kadar bizim Abdüley'le sorgulama yapmışlığımız var. Önemli olan konuşturmak değil. Doğru konuştuğundan emin olmak. Aynur, bir baksana. Aynur değil, Aynura. Mezellezi yeşvu indehu illa bi izni ya'lemu ma beyne beydihim ve ma halfuhum ve la yuhidune bi şeyin min ilmihi illa bi ma şah ve siyah kürsüyü sema. Vakit doldu. Hadi sökül bakalım paraları. Ve adiyul azim Allahü la ilahe illa vel hayyul kayyum. Yeter lan, sus artık. Sinetin velanem lehu ma fis semavati ve ma filert menzellezi yeşfu indehu illa bi izni. Ulan Mısır radyosu gibi 12 saattir susmadı adam. Eydihim ve ma halfu. Ağzın dilin de mi kurmuyor senin be adam? Fitüne bi şeyin min ilmihi illa bi maşa. Çabuk çıkarın adamları. Boşaltıyoruz burayı. Çabuk çabuk. Ve huvel aliyyul azim. Efendim, Aynur hanımefendi geldiler. Gelsin. Buyurun. Çok önemli bir görev var. Yerine getirebilir misin? Bize baskın yapanlarla mı ilgili? İhtiyarlar başkanına suikast düzenleyenlerle ilgili. Eğer başarabilirsen, bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız. Ben hazırım. Polat Alemdar'ın ailesine saldırdılar. Adamlar canlarıyla uğraşıyor. Sizin yaptığınıza bak. İyi ya. Polat Alemdar'ın bu kadar derdi var. Bir de bizimle uğraşmasın. Biz gidip arkadaşlarımızı kurtarırız. Nasıl kurtaracaksınız arkadaşınızı? Bu sefer hangi ülkeyle diplomatik krize neden olmayı düşünüyorsunuz, ha? Biz kararımızı verdik Polat Alemdar.
Başkanla görüşüp bu işi çözeceğiz. İçinizde başkanı gören tanıyan var mı? Nasıl ulaşmayı düşünüyorsunuz? Hı? O bizim meselemiz. Bir yolunu buluruz, merak etme. Ben size verdiğim sözün arkasındayım. Arkadaşlarınızı kurtaracağım. Mesele sadece arkadaşlarımızı kurtarma meselesi değil. Bizi başkanla görüştürmüyorsun. Biz sana değil, başkana bağlılık yemini ettik. Bizi ya öldür ya da bırak yeminimizin gereğini yerine getirelim. Sizin yemininiz kişiler üzerine mi, idealler üzerine mi? İdealler üzerine. İhtiyarlar içinde bu ideallerin karşısında olanlar var. İhtiyarların içinde hainler mi var? Öyle olmasa önceki başkanı öldürebilirler miydi? İyi ya, biz de gider haini buluruz. Arkadaşlar, bir şeyi yanlış anlıyorsunuz. Ben sizi kendimi güçlendirmek için yanımda tutmuyorum. Benim fedailere ihtiyacım yok. Sizler özel yetiştirilmiş, ideallerimiz için çok önemli işler başarma potansiyeline sahip bir ekipsiniz. Ben bu ekibin dağıtılmasına, yok edilmesine engel olmaya çalışıyorum sadece. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrasında bize güvenmekten başka yapacak bir şeyin yok. Son sözünüz bu mu? Hepiniz böyle mi düşünüyorsunuz? Eşref Bey, ofiste misafirler var ya, onları başkana teslim etmenizi rica edeceğim. Müsaadenizle. Gidebilirsin Eşref. Hoş geldiniz. Eşref Bey, bugüne kadar olanlarla ilgili beni bilgilendirdi. Uyku dönemi artık sona erdi. Bundan sonra aktif görevdesiniz. Yalnızca bana ve benim vekilim olarak Eşref Bey'e karşı sorumlusunuz. Efendim, arkadaşlarımız ne olacak? Arkadaşlarınızı kurtarmanız için bütün gücümüzü kullanacağız. Efendim, müsaade ederseniz kurtarma operasyonunu biz yapmak istiyoruz. Size bu fırsatı tanıyacağım. Endişelenmeyin. Eşref Bey bize Aynura ile ilgili bilgi vermedi. O neden burada değil? Eşref Bey, Aynura'nın çok önemli bir görevde olduğunu bana bildirdi. Görevini tamamlar tamamlamaz aramıza katılacak. Arkadaşlarımızı kurtardıktan sonra burada mı görev yapacağız, yoksa ülkelerimize mi döneceğiz? Artık siz bir ekipsiniz. Tek başınıza görev yapmayacaksınız. Sorumluluk alanınız Bosna'dan Türkistan'a,
Fas'tan Yemen'e kadar bütün bölge. Bu coğrafyayı stratejimize uygun olmayan eylem ve kişilerden arındırmakla görevlisiniz. Bugüne kadar biz taban oluşturmak, kamuoyu yaratmak gibi psikolojik harekata ilişkin operasyonlar düzenledik. Ancak anladığım kadarıyla bundan sonra operasyonel eylemler düzenleyeceğiz. Bölgede etki alanımızı genişletmek ve sağlamlaştırmak için nokta operasyonları düzenleyeceksiniz. Bu emperyalist devletlerin ajanlarıyla savaş demektir. Bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü bölge halklarının geleceği buna bağlı. Lan yemek veriyorsunuz, bari ağzımıza götürecek bir şey verin. Elin var işte, elinle ye. Yesene arkadaş, gücümüzü korumamız lazım. Bunlar bizi konuşturana kadar öldürmeyecek. Bizim güçlü değil, ölü olmamız lazım. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki yeteri kadar süre olursa elinde sonunda herkes çözülür. Ne yapacağız? Şamil, ben daha fazla dayanamayacağım. Alptekin, ne söylediğini bilmiyorsun. Sakinleş. Buraya bak, buraya. Şefine söyle, konuşacağım. Ne diyorsun lan sen? Ne çabuk sattın lan davamızı? Başlarım senin davandan. Bizi buraya ölüme terk ettiler. Tek kelime edersen muhaberata kalmaz, seni ben öldürürüm. Ben kararımı verdim. Şefi çağırın. İhanet var mı lan bizim davamızda? Ha? Lan! Polat Alemdar'ın adamları, siz misiniz? Eğitiminiz yarım kalmış anlaşılan. Ben tamamlardım ama vaktim yok. En iyisi ben Polat Alemdar'a sizi geri götüreyim. Biraz daha eğitsin. Sonra bir daha alırız. Götür şunları. Suriyeli Alevilerin lideri burada kalıyor. Onu buradan alacaksınız. Önünüzdeki planlarda ayrıntılar mevcut. Kürt liderin durumu biraz daha karışık.
İbrahim, bugün Şeref Zazaoğlu'nu ziyaret etmek için Polat Alemdar'ın hastanesine gidecek. Operasyonu orada yapacaksın. Hastane çok iyi korunuyor. Bütün kapılarda Polat Alemdar'ın adamları var. Her nokta kameralarla gözetleniyor. Güvenlik kayıtlarının tutulduğu oda, acil servisin hemen yanındaki koridorda. Her katta hizmetli kılığında kamufle olmuş korumalar var. Efendim, operasyonu bu kadar iyi korunan bir yerde yapmamız sakıncalı değil mi? Hastaneye gidip gelirken yolda yapmak daha kolay gibi görünüyor. Arkadaşlar, planlama buna göre yapıldı. Efendim, operasyonda Polat Alemdar'ın adamlarıyla karşı karşıya gelirsek ne olacak? İnisiyatif sizde. Adamı sağ ele geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Takas zamanı ve yeri size bildirilecek. En önemli şey, arkadaşlarınızı kurtarırken muhalif liderlerin sağ kalmasını sağlamanız. Gerekiyorsa canınızı vereceksiniz ama muhalifleri vermeyeceksiniz. Arkadaşlar, hepimizin kafasındaki soruyu ben sorayım. Polat Alemdar'ın ekibiyle çatışacak mıyız, çatışmayacak mıyız? Başkanın dediğini duydun. Ben senin ne diyeceğini merak ediyorum. Arkadaşlar, Polat Alemdar bizim hayatımızı kurtardı. Bir yolunu bulup bu işi çatışmaya girmeden çözmemiz lazım. Hastaneye kan vermeye gitmiyoruz. O kadar kolay değilmiş. Nesi var? Trafik kazası. Şöyle alalım. Geç hadi, tamam. Geç. Tamam, geç. Tamam. Hadi. Tamam, dediklerinizi yapacağız. Geç şöyle. Hadi. Geç, geç. Geç. Tamam. İçerideyiz. Tamam, sakin olun. Herkes elini uzatsın. Uzat. Çök. Tamam. Hadi çök. Çök. Hadi sen de. Çök. Semih. Oturun. Güvenlik odası ele geçirildi. Thank you.
Çok şükür. Zaza'dayı iyi gördüm. Zaza'dayı gittikçe iyileşiyor. Siz kendinize dikkat edin. Bir de sizi dert etmesin. Harekete geçebilirsiniz. Kat temiz. Paketi gönderdik. Paketi aldık, çıkıyoruz. Durum nedir? Solunuzda 20 metre ileride 4 kişilik bir baskın timi var. Kum yığının arkasında kamufle olmuş durumdalar. Muhalifleri sağ istiyorum. Adamları alır almaz Türk timini imha etsinler. Muhalifler elimize geçer geçmez emrimle Türk timini imha edeceksiniz. Anlaşıldı, tamam. Bekle. Seni dinliyorum. Muhalifleri bize doğru gönderin. İğneleri görmeden hiçbir şey yapma. Sakin olun. Aldığımız emre göre öleceğiz, yine de sizi vermeyeceğiz. Ne dersek onu yapın. Adamların uyanmasına izin vermeyin.
Rehineleri gördünüz. Adamları gönderin. Rehineleri aynı anda göndereceğiz. Pazarlık şansınız yok. Uzatmayın. Sen bilirsin. Adamları alıp gidiyorum öyleyse. Tamam tamam. Aynı anda göndereceğiz. Tamam. İnin aşağı. Adamlara doğru yürüyün. Korkmayın. Sizi almalarına izin vermeyeceğiz. Aynı anda. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Gönderin. Ne diyorsak onu yapın. Yürüyün hadi. Şimdi indirin. Şimdi sıkıyor. Yürüyün üzerlerine. Efendim muhalifler. Sakın kafalarına gitsin. Minibüsü patlat. Minibüsü patlat. Anlaşıldı. Sıyırdı sadece. Helikopter nerede kaldı?
Hadi. Kalkın. Bahoz, acil görüşmemiz lazım. Sağ ol abi, iyiyiz. Abi, tam zamanında yetiştiniz. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Arkadaşlarımızı kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptık. Görüyorum. Ne gerekiyorsa yapmışsınız. Ben sizi buraya oyun oynayasınız diye mi çağırdım? Gerekirse onunuzda ölürsünüz. Yerine 10.000 kişi gelir. Bir daha ayağımın altında dolanmayın. Geçmiş olsun size de. Polat Alemdar, bu nasıl iş? Biz size canımızı bunun için mi emanet ettik? Sizin canınız bize emanet. Hata olmuş olabilir. Ama çok şükür canınız sağ. Polat Alemdar, bir dakika. Geldin, hayatımızı kurtardın. Teşekkür ederiz. Ama biz emir almadan hareket etmedik. Bizi yetiştirenler bize bu görevi verdi. Biz sadece görevimizi yapmaya çalıştık. Sizin göreviniz burada ölmek, muhalifleri öldürtüp bizi kepaze etmek miydi? Hayır. Bunu kapanmıştır.